Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bu programımızda fintech üzerine konuşacağız. Konuğumuz muhasebe ve finans uzmanı Büşra Can. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Büşra Can, İstanbul Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Lisans eğitimimden sonra işletme yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra finans alanına eğildim. Lisans eğitimimden sonra işletme yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda uluslararası ticaret ve finansman alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. Tez aşamasındayım. Özel bir sektörde muhasebe ve finans uzmanı olarak çalışmaktayım. Çok güzel. Peki bugün fintech'ten bahsedeceğiz dedik ama ilk olarak tabii ki bu kavramı bir tanımak, bir denemek gerekir. Fintech nedir? Fintech kelime anlamından da anlaşılacağı üzere finans ve teknoloji kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Finansta dijitalleşmeyi öngörür. Buna örnek olarak ilk 1960'larda ATM'lerin kurulmasını söyleyebiliriz. O zaman fintech kavramı yoktu ama finansta ve bankaların bir iş yükünü aldığı için bir kolaylık sağlamıştı. Günümüze geldiğimizde gelişen teknolojiyle birlikte özellikle blockchain teknolojisi ve mobil ödeme yöntemleri gibi hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların bir bütünü olarak tanımlayabiliriz. Çok güzel. Peki fintech'in ürünlerinden bahsedecek olursak nelerdir? Fintech aracılığıyla neler yapılabilir? Az önce de bahsettiğim mobil ödeme yöntemleri, başka bir aracı olmadan kişiden kişiye para transferleri, sohbet botları ile müşteri desteği. Mesela bir bankadaki bir bilginizi güncelleyeceksiniz. Bunun için bankaya gitmeniz gerekiyor. Ama fintech ürünlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde dijitalleşmeyle özellikle siz bir aplikasyon üzerinden bir bankın müşteri temsilcisi online görüşerek herhangi bir işinizi halledebiliyorsunuz çok kolaylıkla. Bu bize çok kolaylık sağlıyor. Onun haricinde temassız ödeme yöntemleri, parmak izi, yüz tanıma teknolojileri ve yapay zeka teknolojisiyle portföy yönetimi gibi ürünleri sayabiliriz fintech ile alakalı. Çok güzel. O halde sağladığı avantajlar nelerdir? Biraz detaylandıracak olursak. Fintech'in sağladığı avantajların en başında lokasyondan bağımsız işlem yapılabilme özelliğini sayabiliriz. Onun haricinde kolay ulaşılabilirlik ve zaman tasarrufu ki günümüzde en önemli şey zaman ve zaman hiçbirimize yetmiyor tabii ki. Bize bu tasarrufu sağlayacak bir uygulama bizim için gerçekten çok vazgeçilmezdir. Pratik iş akışı sunması sayesinde iş verimliliğini artırır ve geleneksel çözümlere daha avantajlı fiyatlar sunar. Bu gibi şeyleri de avantajları olarak sayabiliriz. Çok güzel. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz muhasebe ve finans uzmanı Büşra Can'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.